Birdenbire videolarının yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta aşı olan ilginç insan tiplerini inceleyeceğiz. Yalnız başlamadan önce bir konuda uyarmak istiyorum. Bu konu tamamen mizah amaçlı çekilmiştir. Yani bu video tamamen mizah amaçlı çekilmiştir. Hiçbir şeyi lütfen ciddiye almayın. Tamamıyla gülelim, eğlenelim diye çekilmiştir. Hemen gelin birinci maddemizle başlayalım. Birinci maddemiz, eğer aşı olurken story çekilmezlerse aşının geçerli olmayacağını varsayanlar. Bunlar aşı olurken bir adet story çekerler. Bunu da Instagram sayfalarından paylaşırlar. Hemen gelin örneğimize bakalım. Ben, evet, sıram geldi. 30 yaş üstü. Aynen. Hangi kolum? Bu mu? Şöyle açayım. Acıyor mu? Yani acıyacak mı? Yok, tamam. Şeyi hazır olduğunda söyleyeyim benim hemen. Bir saniye. Instagram. Şurada. Evet. Tamam. Ben hazırım. Ne zaman başlarsınız? Yok, story 15 saniye ya, hani ona göre ayarlayacağım. He. Enjektör falan diyor. Pardon hanımefendi, şarjım az da benim, biraz hızlı hareket edebilir misiniz? Şarja ne alakasım var? Story çekeceğim, story ile aşının ne alakasım var? İyi de storysiz aşı yapılabiliyor mu ki? 30 yaşın üstü dediler, story artı 30 yaş üstü. Çekeceğim, siz yapacaksınız, ben paylaşacağım. Olmuyor, öyle değil mi mevzu? Ben yanlış anladım o zaman. Story'e gerek yok mu? O zaman aşıya da gerek yok. Ha yok. Tamam, benimki kalsın, teşekkürler. Bir diğer maddemiz, aşının içerisinde Bluetooth olduğunu varsayanlar. Bunlardan çok ilginç teklifler duyabilirsiniz. Gel eşleştirelim, sana fotoğraf atayım gibi saçma teklifler duyabilirsiniz. Hiç uzatmadan gelin örneğimize bakalım. Kanka. Şş. Oğlum niye duymuyorsun? Çıkar kulaklığı çıkar. Şu sabah aşı olurken çektiğimiz resimlerden atsana bana biraz be. Paylaşacağım oğlum, herkes paylaşıyor. Bizim neyimiz eksik? Ciddi söyleyeyim, at hadi şey yolla. Yok be oğlum, ne WhatsApp'ı ya? Bluetooth da yolla. WhatsApp mı kaldı? Gelmiş bana hala WhatsApp diyor. Yolladın mı? Bir deneyelim oğlum, nasıl oluyormuş lan bu? Yok be oğlum, ne telefonun Bluetooth'u? Aşılarda var dediler ya Bluetooth. Boşuna mı gittik olduk? Hadi bekliyorum, yolla. Hı? Bu planlanmış bir espri değildi. Kanka yolladın mı? Bekliyorum. Ya oğlum saçmalama, niye ilk defa duymuş gibi davranıyorsun? Aşılara Bluetooth koydular, çip koydular falan muhabbet oldu. Gittik iki tane aşı olduk, boşuna mı olduk biz? Oho. Abi daha çektiğimiz resmi Bluetooth'ta birbirimize gönderemeyeceksek bu aşıyı biz niye olduk? Yine kazık yedik. Neyse, WhatsApp'tan at bari hadi. At at at, tamam, gevezelik yapma. Hani lisede hepimiz az da olsa biraz Almanca öğrenmişizdir ya, en azından ismimizi söylemeyi biliriz. Bu maddemiz de bununla ilgili. BioNTech aşısına olanlar çaktırmadan esprili dille bazıları yan etki olduğunu varsayarak Almanca konuşmaya çalışırlar. Hatta bunlar Almancayı öğrendiklerini varsayarlar. Gelin maddemize bir bakalım. Merhabalar, ben yabancı dil kursu için gelmiştim ama yani Almanca'ya merakım var. Sizde galiba bütün diller var ama evet, Almanca düşünüyorum. Ya çok şey değil aslında, yani biraz hobi olarak diyelim. Hem hoşuma gidiyor dil. Böyle ilginç bir aksanı var ya, o aksanla konuşmak istiyorum. Hocalarınız herhalde şeydir, ana dilleridir Almanca. Almanya'ya birkaç kere gittim. Ama tabii dil birkaç kere turistik veya işte iş için gitmeyle geliştirecek bir şey değil, biliyorsunuz. Ama başlangıç seviyesine sahibim, yani ilk kuru aldım. Ha yok, kursta değil. Şeyde, aile hekiminde. Yok, aile hekimimiz Alman değil. Yani bu 30 yaş üstüne aşı çıktığında benim de sıram geldi. BioNTech oldum, orada aldım. Nasıl mı? Yani işte aşı oldum, BioNTech, Alman aşısı. Herhalde de aynı, işte Schweinsteiger, Frankfurt, Bayern Münih. Bunlar olmuyor mu yani, başlangıç kuru olarak geçmiyor mu? Aha. İki doz oldum. Yani A1 kurunun birinci parti ile ikinci parti. A1-1 ile A1-2'yi aldım aslında. Ya ben biraz böyle hani konuşma pratiği yapmak istiyorum. Çünkü artık kendimi baya baya hakim hissediyorum dile. Yani konuşma dersleri, konuşma kulüpleri falan varsa ben almak istiyorum. Aynen. Haftada iki gün yeterli benim için. Üçe gerek yok. Olmazsa bir aşı daha olur. Tamam. Çince var mı sizde? Yani Çin hocalarınız varsa onunla ilgili de bir şeyim var. Yani ikinci dozumu belki şey yaparım diye, fırsat verirlerse Sinovac olurum. Oradan da Çince'yi şey yaparız, çözeriz diye düşünüyorum. Yok mu? Tamam o zaman. Bu maddemizde ise hangi aşının olacağına bir türlü karar veremeyenler.
Bunlar en son çözümü ikisinin karışımını yapmayla bulmuşlar. Yani şey vardır yani sosyal medyada, işte Ronaldinho var mı, Messi mi var mı, o var mı, bu var mı, en son hepsinin karışımı var mı? Bunlar işte bu iki aşıyı birbirine karıştıranlar. İlginç bir madde, gelin örneğimize bakalım. Kanka ne yaptın aşı işine? He daha gelmedi. Oğlum her gün var aslında boşluk randevu. Hızlı yapıyorlar. Günde 1,5 milyon. Patır kütür. Senin orası doluymuş. Anladım. Yok ben oldum ya. Oldum da değişik bir şey yaptım valla. Başıma ne gelecek çok da emin değilim. Biraz da tedirginim aslında. He yok. Yok yok. O kadar değil de. Ya telefonla şeyden bilgisayardan aynı anda girip randevu aldım tamam mı? Bir aile hekimine bir de şeye AVM'ye. Sabah 9'da gittim aile hekimine. BioNTech'e oldum tamam mı? Süper sıkıntı yok. Gittim sonra yarım saat sonra AVM'de girdim tekrar sıraya sanki hiç olmamışım gibi. Öbür kola da Sinovac yaptırdım. Nasıl? Hem canlı hem cansız. Oğlum bu saatten sonra değil Covid. Yani kralı gelse bu saatten sonra bana bir şey yapamaz. Almanı, Çin'i hepsini jumbo yaptırdım yani kendime. Jumbo ne lan? Combo. Aynen. Sen asıl mevzuyu dinle mevzuyu. Bizim arkadaş, ofisten bir arkadaş gitmiş geçen gün sağlık ocağına. Aynen. Kendi yaşadığı bir tane şeye denk gelmiş. Hemşire hanımefendiye. Ondan sonra bekarmış işte bunlar konuşmuşlar anlaşmışlar bilmem ne herhalde böyle bir elektriklenme de olmuş karşılıklı ki en sonunda olayı şuna bağlamışlar ya demiş hani ben ciddi düşünüyorum vesaire ama demiş senden bir ricam olacak ne demiş ki ya ben onu mu olsam bunu mu olsam karar veremiyorum bana demiş şey yap iki tüpe bir tanesini karıştır pardon bir tüpe iki tanesini karıştır demiş öylece olmuş şaka yapmıyor ciddi söylüyorum bak BioNTech ve Sinovac'ı karıştırmış valla adam oldu. Valla bilmiyorum şu an maske falan takmıyor. Bana bu saatten sonra bir şey olmaz diyor. Benimki daha değişik yani o bayağı bildiğin şey yaptırmış. Mix. Ben ayrı ayrı yaptırdım. Sana dur daha dinle. Bitmedi. Kesinlikle örnek alma bu söylediklerimi sana söylüyorum. Bir arkadaş daha var asıl şeyi bekliyor. Bizim yerli aşıyı. Yerli ve milli. Heh. Türkovak. Aynen. Dedim ya sana ben AVM'de yaptırdım diye. Tutturdu diyor ki ben AVM ile falan uğraşamam diyor. Benim öğlen gittiğim dönerci var diyor. Oraya Türkovak gelsin diyor. Olduğu anda gider yaptırırım diyor. Aynen dönerciden alacakmış randevuyu. Yok oğlum ondan değil lan. Manyak mısın? Dönerci sevdiğinden değil. İğneden korkuyor. Ya, tavuk ekmek arasına sıktıracak herhalde Türkovak. Ha. Aynen. Değişik. Tamam. Bak tekrar ediyorum. Bu söylediklerim aramızda kalıyor. Kesinlikle örnek almıyorsun. Böyle bir şey yok. Git adam akıllı aşını ol. Bir diğer maddemiz aşının dış güçlerin bir oyunu olduğunu varsayanlar. Onlara göre aşının içerisinde bir çip var ve yıllar içerisinde hepimiz ortadan kaybolacağız. Gelin örneğimize bakalım. Efendim kardeşim. Estağfurullah buyur. Sana her zaman müsaitim. Yok ne demek ya ayırırım tabii ki. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Aşı olmaya gidiyorsun. Tamam güzel herkes oluyor. Bill Gates mi? Çip. Aşının içerisinde. Herkesi izleyecek diyorsun. Oğlum o zaman olma. O zaman öleceğim diyorsun. Yani şimdi mantıken düşünüyorum aslanım. Yani şimdi sen bildiğim kadarıyla ayın sonunu zor getiren, ayağından çıkardığı çorabı kirli sepetine basket atmayı başarabilen bir adamsın oğlum. Yani Bill Gates seni niye takip etsin? Sana çip masraf yani. Gereksiz bir masraf gibi geldi bana. Öyle değil mi? Yani yanlış mı düşünüyorum? Estağfurullah ya, hakaret etmek değil amacım ama yani şimdi Bill Gates sana çipi takıp seni ne yapsın? Bill Gates sana çipi niye taksın? Niye israf etsin yani? Öyle değil mi? Sen sabah 8.30'da işe gidip akşam 7'de eve dönen adamsın. Akşam geldiğimde Survivor izliyorsun sadece. Yani bu adam seni izleyip vakit kaybı yapmaz diye düşünüyorum ben. Emin olamıyorum yine de hani dış güçler bunlar sonuçta her şey olabilir ama böyle bir şeye topa gireceğini de çok düşünmüyorum ya. En kötü duşa falan kıyafetimizle gireriz görmesinler edep yerlerimizi. Yani kısa şort falan giyeriz. İzliyorlarsa falan ayıp olmasın diye yani. Yapacak bir şey yok. Yani sağlık her şeyden önemli. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Ne zaman istersen ara. Ama takılma çok. İzlemezler seni. Yok. Yok izlemezler. Sıkma canını. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Bu maddemiz aslında diğer maddelerimizden bir tanesi az da olsa benziyor. Aşı olurlar, eve gelirler ve story atmadıklarını fark ederler. Fotoğrafta çekinmedikleri için story atamazlar ve aslında aşı olmadıklarını varsayarlar. Hemen sağlık ocağına geri gidip aşı yeniden olabilir miyim diye sorarlar. Gelin örneğimize bakalım. Alo merhabalar. Sağlık Bakanlığı danışma hattı diye aradım ama yanlış numara değil değil mi? Evet. Ya şimdi şöyle bir sorunum var. Biraz acil olduğu için direkt sizi aramak istedim ama. Şimdi ben bu ilk çıkan, ilk aşı olan gruplarla aşı oldum. Birkaç ay oldu. Evet. 2 doz aşı oldum. Yalnız... Şöyle ben aşı olduğum sırada böyle bir durum söz konusu değildi yani kurallar arasında yoktu.
Ben sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmadım. Yok, story de yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Aynen. Ya benim aşının çok işe yaramadığını düşünüyorum açıkçası. Çok böyle geçerliliğinin olmadığını kanaatindeyim ama tekrar aşı olmak istiyorum. Aynen, bir doz bile olsa en azından tekrar bir aşı olmak istiyorum. En azından hani bir paylaşım yapabilirsem içim rahat edecek. Evet, saçmalamayayım. Ya şöyle söyleyeyim size, ben sizi aramadan önce şeyi aradım, beyaz masayı aradım. Durumu anlattım, telefon kesildi. Ses gitti yani. Sonra bir daha ulaşamadım. Engellediler galiba. Cimer'e bimer'e yazdım. Dönüş yapmadılar henüz. Bekliyorum. Hepsine kayıt oluşturdum aynen. İlk olduğum aşılar hatırlamıyorum o zaman ne vardı ama bilmiyorum zeka geriliğine sebep oluyor mu? Yok, öyle bir yan etkiden bahsetmediler. Geçmişten kalma olabilir mi? Hiç ölçtürmedim ama olabilir tabii. Şu an söyleyince bir emin olamadım. Son maddemiz aşı olduktan sonra virüs unutanlar. Sanki virüs ortadan kaybolmuş gibi rahat rahat gezmeye başlarlar. Biraz ilginçlerdir ama yine de tatlıdırlar. Gelin örneğimize bakalım. Kanka ne haber? İyi ne olsun bildiğin gibi. Akşam parti var onun için aradım seni. Çok mu gürültü var? Yani yok şeyden, sağlık ocağından çıktım ya aşı oldum da. Yoldayım aynen. Yok daha ofise geçmedim. Gelirsin değil mi akşam? Bu akşam oğlum hangi akşamın var? Hemen bu akşam. Ya 9 gibi başlayacağız. Partilemeye sabaha kadar yolu var. Yok oğlum ikimiz ne alaka? 35 kişi. 35. Ha, aynı evdeyim 1+1. 35 kişi nasıl mı sığacağız? Oğlum nasıl sığacağız mı var işte? Parti zaten ayakta kop yani. Sosyal mesafe ne oğlum ya? 1,5 metre mi? Ne anlatıyorsun lan sen? Oğlum sen aşı olmadın mı daha? Oho. Ben kimleri arıyorum ya? Oğlum biz aşı olduk ya. Sosyal mesafe. Ağız ağza parti yapacağız gece. Dip dibe ha. Santim aralık yok. İğne atsan düşmez. Maske falan hak geliyor. Yok canım ne maskesi. Sabah da düğün var. Komşunun düğünü. Aynen. Öyle izbe bir yerde 1500 kişi. Aynen. Kop sabaha kadar. Davullu zurnalı. Aşı olduk oğlum boru mu? Yok bu saatten sonra maske falan takmam. Mümkün değil. Tatili de ayarladım zaten ben. Ya şöyle söyleyeyim sana, aşı olalı 10 dakika falan oldu. Akşam parti, sabah düğün, hafta sonunda tatile gidiyorum. En kalabalık neresi oraya gidiyorum. Çin'e gideceğim. Aynen aşı oldum lan bu saatten sonra. Yarasa bile yerim. Yok. Sen ol bir an önce dediğim kafaya ulaşacaksın bak. Gör olduğun anda geliyor. İlginç bir kafa bu. Yok 2 senedir maske takmışım. Yok evden çıkmamışım. Zerrumunda değil. Aşıyı olduğun dakika çözüyorsun mevzuyu. Ol konuşuruz sonra. Tamam mı? Hadi tamam. O zaman seni listeden çıkardım. Yok oğlum aşısız adamla parti mi olur ya? Vardır taşıyıcısındır falan uğraşamam seninle. Tamam. Tamam. Bir sonraki parti artık. Aşına ol haberleşiriz hadi eyvallah. Birdenbire videolarının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu hafta biraz daha gündemimizle alakalı. Yani son dönemde çok fazla aşı olunduğu için biraz da aşı olan insan tiplerini inceleyelim dedik. Siz peki hangi tipleri incelememizi istersiniz? Hangi tipleri anlatmamızı, oynamamızı istersiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve abone olmayı da unutmayın. Gelecek hafta yepyeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bence çok tatlı bir video oldu. Beğenelim, paylaşalım, arkadaşlarımıza atalım. Görüşürüz. Kamera arkasından bay bay. Şöyle evde bir başına yaşayan, çıkardığı çorabı olduğu yere atan, hatta ayağından çıkardığı çorabı basket sepetine, kirli sepetine bas... Çok saçma bir espri zaten, niye zorluyorsam.